Herkese merhaba, ben Emel. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte pierogi yemeye gideceğiz. Biraz rüzgar olduğu için içeride devam edeceğiz. Hadi gidelim. Kışıyorum. Bu da pieroginin kutuları. Dersen inanmayın, uyduyorum. Servantica diye bir restorana geldik. Aslında bu Polonya restoranı değil sadece. Ukrayna, Polonya, Rusya karışık ama Polonya yemeklerini de servis ediyorlar ve aradığım zaman en iyi Polonya pierogisi burada vardı. Pierogi ne demek? Yani çok aman aman özel bir şey değil. Mantının Polonyalaşmış hali. Biz de şimdi ona geldik. Hani deneyeceğiz. Bakalım beğenecek miyiz? Aslında daha önce birkaç kere yemiştim var ama çok böyle başka mutfaklara açık olmadığım için çok İştahla yiyemedim. Bu sefer kendimi hazırladım. Denemeye geldim. Bak, taban kenarında nota var. İşte böyle bayağı büyük. Şimdi deneyelim. Deniyoruz. Bu arada haşlanmış olan. Ben bunu beğendim, patatesli olanı. Eğer meyveli olanı yerseniz büyük ihtimalle beğenmezsiniz. Olur da yalnız Polonya'ya düşerse ve pierogi denemek isterseniz patatesli olanı deneyin. Onu tavsiye ediyorum. Hatırlarsınız öncesinde size bizim mantıdan daha farklı demiştim. Bu kadar büyüklükte. Bayağı büyük yani. Şimdi yemeğimi yedim. Karnım doydu. Acayip mutluyum. Çay sipariş ettik ama bu sefer şikayet ettiğim gibi umarım bardakta değil şeyde gelecek. Demlikte. Küçük demlikte gelecek porselen. Hazır buraya gelmişken size biraz Polonya mutfağından bahsetmek istiyorum. Açıkçası ben Polonya'ya geldiğimde en çok zorlandığım şeylerden biriydi Polonya mutfağı. Çünkü hiçbir zaman yiyebileceğim benim tarzımda, benim ağzımın tadına uygun hiçbir yemek bulamadım maalesef. Mesela şöyle düşünün, Polonya içerisinde, aslında bu sadece Polonya için de değil. Eğer Avrupa'nın herhangi bir yerine seyahat ederseniz de aynı sorunla karşılaşabilirsiniz. Mesela bir yere gidiyorsunuz tatile, gezmeye, işte yoruldunuz bir yemek yiyelim. Yani en azından şöyle söyleyeyim, en azından bir ya da iki saatini ne yesem diye düşünmekle harcayıp en sonunda McDonald's ya da Burger King'de bitiriyorum günümü. Bu açıkçası biraz kötü. Yani çünkü en önemli sorun sanırım hani domuz eti. Çünkü biz domuz eti yiyemediğimiz için de özellikle Polonya mutfağında çok fazla kullanıldığı için maalesef aşırı zorlanıyorsunuz. Çayımız geldi. Göstereyim mi? Bu sefer demleniyor. Burada. En azından poşet değil. Bu siyah çay. Bu arada az önce video koyamıyoruz ama Türkçe şarkı çaldı burada. Biraz daha kanımız ısındı restorana karşı. Bu arada biz bugün pierogi denemeye geldik. Polonya yemeği. Ama zaten başka bir şey deneyecek olsak bile bizim damak tadımıza uygun hiçbir şey yok. Açıkçası şöyle bir şey var. Yani bir Türk'ün buraya gelip bayıla bayıla yemek yemesi de beni biraz şaşırtıyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü Türk mutfağıyla Polonya mutfağı karşılaştırılamaz bile. Yani o yüzden hani çok da seçenek olmadığı için pierogi yemeye geldik. Polonya mutfağından bahsetmişken biraz da çorbadan bahsedeyim. Mesela bizde çok fazla çorba çeşidi var. Ama burada maalesef fazla bir çeşit yok, bir seçenek yok. Mesela çorba içmek isterseniz ya pancar çorbası içeceksiniz ya da domates çorbası. Domatese de domates demeye bin şahit ister çünkü daha çok püre. Aynı şekilde kahvaltı kültürleri de yok. Yani sabah dışarı kahvaltı etmeye gideyim dersiniz Türkiye'de, bir deniz kenarına gider kahvaltı edersiniz. Ama burada gitmek isteseniz bile gidebileceğiniz çok fazla yer yok çünkü
damak tadımıza uygun bir kahvaltı yok. Ya da mesela bizde pastaneler var. Bir sürü çeşit kurabiye var. Burada maalesef öyle bir şey yok. Yani küçük küçük pastaneler var ama her şeyin içinde genellikle marmelat var. O da bizim tam damak tadımıza uymuyor. Yani en azından benimkine uymuyor. Bir de şöyle bir şey var yemekle ilgili. Mesela Türkiye'de çalıştığınız yer size yemeğinizi veriyor. Yani işte restoranlar oluyor, kafesi oluyor. Siz yemeğinizi yiyorsunuz. Ama burada öyle bir şey yok. Kantin oluyor. Kantinden yemeğinizi parayla satın alıyorsunuz. Biraz daha ucuz oluyor diğer yerlere göre. Ya da yanınıza getiriyorsunuz, taşıyorsunuz. Mesela ben kendi yemeğimi yanımda taşıyorum. Mesela benim en zorlandığım şeylerden biri de bu. Yani alıyorum, bazen yanımda yemek getirmek istemiyorum ya da üşeniyorum, yapamıyorum falan. Böyle öğlen acıkıyorum, ha gideyim bir şeyler yiyeyim diyorum ama ne alacağım? Alacak hiçbir şey yok. İlk geldiğim yılda da böyleydi. Evden kahvaltı yapmadan çıkıyordum. Sadece böyle kruvasan, içinde çikolata var. Hani alıp yiyebileceğine sabah bir tek o vardı. Ki kruvasan da taze olan bir şey değil, paketin içinde, böyle biraz eskimiş, bayatlamış gibi. Ama başka seçeneğiniz olmadığında ve karnınız acıktığında yiyorsunuz mecburen. Açıkçası bu mekana gelirken beklentim çok da yüksek değildi ama beklediğimden daha iyi çıktı. Pierogi'yi beğendim, mekan güzeldi. Şimdi artık hesabı ödeyip videoyu da burada bitiriyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.